44. bölümde geçen Çakır'ın ameliyat sahnesinde doktor Mozart'ın Requiem parçasını çaldırır. Bu parça Mozart'ın bitiremediği yarım kalan son bestesidir. Sanatçının ölümünden sonra ise arkadaşları tarafından beste tamamlanır. Polat Alemdar ise parçaya yaraşır bir şekilde Çakır'ın ölümünden sonra altı babayı indirir ve Çakır'ın yarım kalan son bestesini tamamlar. Yine aynı bölümden Laziye araba sahnesinde Orhan'a Çakır'a ithafen Vuran Kaçar vurduran gelir der. Vuran Kaçar Vurduran gelir oradan. Ve Çakır'ı vuran Halit çoktan kaçmıştır. Vurduran testere Necmi ise ziyarete ilk gelendir. Dizinin 18. bölümünde Çakır testereyi Polat'a anlatır ve Polat böyle bir adamın anasını kesmesini değil böyle bir raconu yapmasına şaşırdığını belirtir. Necmi'nin yaptığı racon ise Hitler Almanyası'nda Gestapo'nun cinayet işaretidir. Hitler Almanyası'nda Gestapo'nun cinayet işaretidir bu boş kağıt bırakma usulü polisin incelememesi için boş kağıt bırakır. 45. bölümde ise Polat'ın 6 babayı öldürdükten sonra Necmi'yi ziyareti sırasında Necmi'nin elinde Hitler'in kavgam kitabını görürüz. İlk sezon finali sonrasında Derya'nın ameliyatına Çakır zorla girer ve durumu normalleştiği zaman Çakır tam çıkarken arkasını döndüğünde Derya'nın kalbi durur. Aynı şekilde Çakır'ın ameliyatına zorla giren Polat, durum normalleştiği esnada çıkmak için kapıya yaklaşır ve Çakır'ın kalbi durur. Senaristin Çakır Polat kardeşliğine yaptığı güzel göndermelerden biri budur. Sezon finali bölümünde Tombalacı, kumarhaneye girdiği zaman Çakır saygıdan önünü ilikler. Ancak asıl niyetini anladığında düğmelerini açar. Saygı ve ceket ilikleme detayına bir diğer gönderme ise düğmeleri hep açık olan ve kimseye boyun eğmeyen Lazia'nın sadece Çakır'ın cenazesinde dua edeceği zaman düğmelerinin iliklenmesidir. Saygı konusu buna benzer birçok detayla dizide işlenmiştir. Herkesin bildiği klasik çekim tekniği olan High ve Low Angel Shot tekniği diziyle en çok bağdaşlaşan şeydi belki de. Dizide yüceliğinin kafamıza işlenmesi istenen karakterler alttan yüceltilerek çömez karakterler ise tepeden çekilirdi. Dizi boyunca hep üst konumda kalan Karahanlı'nın alttan çekilirken infaz sahnesinde neredeyse 90 derece açıyla üstten alçaltılarak çekilmesiydi. Aynı zamanda Polat'ın mentoru olan Aslanak Bey'in hep alttan çekilir Polat'ın ipleri eline aldığı sahnede kameranın aslanı yukarıdan almasıydı. Testere'nin Çakır'a ince savaş bölümlerde Çakır Testere'nin yanına çağrılır ve Çakır Polat'ın aklıyla boş kağıt, kalem ve silgi alarak mekana gider. Manası kaderimizi sen yazar, sen olan bu raconun üstüne Necmi 43. bölümde Çakır'ı öldüreceği mekana çağıracağı zaman kağıt kalem alıp yazmasını söyler. Çakır'ın raconunda olduğu gibi Çakır'ın kaderini gerçekten de Testere yazar. Kurtlar Vadisi veya başka diziler hakkında ince göndermeler ve detaylar konulu video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.